geldin Gizem. Hoş buldum. Çok merak ediyorum. Nereye gidiyorsun? Neresi olabilir? Dansçı arkadaşlarım var. Hmm. Sokak dansı yapıyorlar. Hmm. Onları izlemeye gidiyorum. İzlemeye gidiyorsun? Evet. Peki. Sokakta ama. Gel bakalım. Seyirci böyleyse şovu yapanları düşünemiyorum. Evet, Tuğçe. Çok tatlı. Işıl ışıl. Ya evet, fikir de gerçekten güzel. Payet, yani bir parçayı böyle spor kullanmam bende de vardı. Acayip mikili falan kullanıyorum böyle ama çantanı ben beğenmedim. Gözlükle işte güzel olmuş payet. Uygun mu bilemem. Ya ayakkabıda değişik bir şey kullansaydın, bir şey yapsaydın, pırıltılı bir şey taksaydın. Ama fikir olarak güzel. Çantanı hiç beğenmedim. Ya ben şeyi fark ettim. Geçen sezondan, yani birinci sezondan itibaren hiç spor ayakkabı kullanmadım. Yani ya ben kullandım da ne oldu arkadaşım? İlk kullandım, başıma neler geldi her kullandığımda. Göreceğiz bilmiyorum ama hani bunu da görünce böyle payetle spor ayakkabı bu sene böyle bir, evet, değişik moda şey oldu. Ben bir yapayım dedim. Cidden. Üstüm yapayım, bir rahatlayayım, üstümden atayım istedim onu. Bir de ayakkabı da böyle bir numarası ama çantanı beğenmedim. Teşekkürler. Gizem, büyük oynuyorsun gibi geliyor bana. Farkındayım. Ayşegül. Ya Gizem, alınma darılma ama bence gelmiş geçmiş en kötü kıyafetin ve kombinin. Çünkü hani evet, böyle elbiseler var spor ayakkabıyla kombinlenen. Hatta bir içecek markasının şeyi, tişörtü gibi. Tamam, onun neden okey? Çünkü onda bu kadar kalın pul yok. Ama bunda sen bir de aynalı gözlük takınca, hani mesela bir kostüm ya da konsept olsa bunu okeysin ama bir de kırmızı çanta karıştırınca inanılmaz. Sen şimdi güneşe çıktığında bir yere gitsen parıl parıl parlarsın. Bence hiç olmamış. Stüdyo ışıklarında görsek mi şöyle bir renkli, acaba olur mu ki? Yani güneşte Gizem ortada kaybolmaz. Şöyle Gizem dönüyor. Döneyim mi? Olmamış mı Ayşegül? Olmamış. Olmamış mı? Olmamış. Vallahi evet. Göreceğiz. Nihal. Cesaretine hayran kaldım. Üzgün sıra. O cesaret hepimizde var canım. Bir tek bende değil yani. Ben bilmiyorum. Elenmek istiyorum kombini gibi olmuş. Şimdi bir şey demek isterdim ama. Ya içinde kalmasın de. Yani. Yani Nihal'in o çizgili kombininden sonra, takunyalarından sonra benimki de normal yani. Yani okey, mesela ben onun kötü olduğunu kabul ediyorum zaten. Ama bu yani çok... komik bir kötülüğü var, anladın mı böyle? Nesi hem komik bir tatlı mesela? Görünüyorsun, çirkin bir tatlılığın var Gizem yani. Sağ ol. Olmamış o gözlüklü o payet. Bir şey öğrendiysen bu yarışmada, bu kombin kötü. Ya Gizem, yani çok sağlam bir konseptle yırtabilirdin de. Gene konsept mi biraz, oldu acaba? Biraz üzerine düşünmen lazım. Valla Öykü'nün yapacak bir şey yok artık. Okay. İşten geçti yani. Valla. Feci. Peki, hazırsın o zaman. Yok, kapıyı açın siz. Ben gideyim buradan ya. Yok. Buyurun. Gidiyorum. Bol şans. Güle güle. Namınla yaşa anam. Hayır. Hayır. Biraz sert oldu, hayır. Hiç de sert oldu. Ha, şimdi gelelim. Nurella, evet. Şunu okuyayım mı hemen? Ha, pardon. Ben pardon, unuttum. Ay bakalım, elbise kaç paraymış? Kaç para bu elbise? Tabii ki 30 TL. Gizem Güler, elbise 29 TL. Ayakkabı 180 TL, çanta 150 TL. Evet. Gizemciğim, namınla yaşa. Teşekkürler. Şimdi benim kuşlar yok burada. Ben saldım onları, bana haber getirsinler diye. Tamam. Haberleri var bana. Buyurun. Demişsin ki Emel'e iltimas geçiyorlar, onu veriyorlar, bana 5 veriyorlar. Şimdi Emel'i buraya çağırıyorum. Kalk hemen Emel. Gel. Emel için mi söyledim? Ben Emel'in adını bu hafta anmadım bile. Kimin adını anmışsın? Hiç kimsenin adını anmadım. Emel'in ismini ben inanın bu hafta telaffuz bile etmedim. Tuğ
Tuğçe için söyledim ben onu dün. Hatta burada söyledim herkesin önünde. Siz dediniz ya bana Gizem neden suratını astın? Çünkü Tuğçe'den daha iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden astım dedim. Ama onu sen düşünüyorsun. Biz düşünmüyoruz. Evet ama ben o zaten senin düşüncen. Orada bir serzenişte bulunmuşsun arkada. Bilmiyorum ben öyle bir duyum aldım. Kulağımla değil. Duymadığım için duyum üzerine konuşuyorum. Yani sen aynaya baktın mı gelirken Gizemciğim? Evet baktım Nur Hanım. Ne buldun, ne gördün? Ben farklı bir şey yapmaya çalıştım. Böyle farklı bir şey olmaz tamam, Gizem. Tamam olmamış olabilir. Öyle kaçma. Ama Nur Hanım ne diyeyim şimdi? Ben çok iyiyim ama siz beğenmediniz diyemem. Ben az önce de söyledim. Ama sen kendini beğeniyorsun. Dün de beğeniyorsun. Bugün de bunu beğendin sen. Hayır şöyle söyleyeyim. Evet ayakkabıyı beğenerek aldım. Bu sene payetle altında spor ayakkabıların olduğunu gördüm. Hiç bu podyumda spor ayakkabısı ve spor kombin yapmadım. Yapmak istedim. Bak, doğruluğunu bilmiyorum. Canım bak bir kere böyle meçleri çok severiz. Ama sen bunun hakkını verememişsin. Zaten yani o elindeki oranj turanj çanta ne bir kere o payetin üstünde. O saçların ne, o kırmızı rujun ne. Sen bunu giyerdin, bir at kuyruğu yapardın, bir simsiyah ruj sürerdin. Ne bileyim içinden başka bir çorap çıkarırdın Özden'in dediği gibi. Bir şey, bir meçe, bunun bir meçi vardır elbet. Tabii ama ki. Böyle olmaz. Hele o kırmızı oranj rujunla, rujunu da çantaya uydurmuşsun. Bravo sana. Değil mi? Ona uydurdun. Evet. Ya. Bu hiç çocuk okumaz. Aklıma gelmedi. Bu çocuk okumaz. Bu çocuk okumaz. Ama Emel'le ilgili yanlış duymuşsunuz. Ben duyduğumu söyledim. Kulağımla duymadım. Kesinlikle Emel'in onun adını için, bu hafta telaffuz bile onun etmedim. Onun için Emel'i şimdi çağıracaktım. Emel'in bugünkü notu 6. Ben sana 6 vermiş olsaydım haksızlık yapmış olurdum bir başkalarına. Onun için üzgünüm. 5 veriyorum. Yani kusura bakma Gizem. Ama senin şahsını bilirsin ki sen burada da çalıştın ayrıca. Evet. Çok severiz seni. Sağ her olun. Zaman takdir ederim terbiyeni, bize olan davranışlarını. Ama bunu kabul et. Hiç çaba göstermiyorsun. Ve buranın all-star olduğunu sen de unutanlardansın. Ve ben senin gitmeni istemiyorum yani. Ben de istemiyorum. Ama şu haline bak Allah aşkına. İstersen bir reklam arası git bir aynaya tekrar bak çek et kendini. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Biz konsepe dönelim. Efendim? Konsepe dönelim. Tamam dönelim. Neden bunu giydin? Bunu mu? Evet. Yani söyledim işte ben hiç burada spor bir kombin yapmadım. Bir spor ayakkabısı kullanmadım. Yok konsepti söyle bana. Konsepti söyleyeyim. Ha, dansçı arkadaşlarım var, sokak dansı. Onu izlemeye gidiyorum. Yani onu izlemek için hala payetli elbise ve spor ayakkabı giymek şart değil. Tabii ki değil. Ait olmayacaksın, dans etmeyeceksin. Hayır, öyle bir ortama gördük. Sadece renkli bir ortama giriyorum. Disko top gibisin. Birazcık öyleyim. Ha? Birazcık öyleyim. Birazcık sen orada ışık verirsin yani. Evet. Arkadaşın ortaya ışık verirsin. Payet spor ayakkabı, payet beyaz, gümüş ve spor ayakkabı ben seviyorum, beniyorum. Böyle şeyler eğlenceli. Ama evet arkadaşlar, arkada arkadaşa dediği gibi, Nur dediği gibi bir çoraplar, bir eldiven belki, bir şey böyle bir şapka şey olarak. Nasıl söylüyorsun şapkaya şey yumuşak, geçirecek, bere. Böyle bir şey taksaydı ne bileyim gözlükleri falan filan böyle değişik yapsaydın bir şey de yapsaydın tamam. Şimdi bu o çok yalnız kaldı o elbise. O payetle çok yalnız kaldı orada. Ya böyle çok payetli ya artık bir şey eklemeye ödüm koptu yani. Aa. Hani ruju bile sürdüm inanın yani. O saç çok şey abiye gibi duruyor yani evet, daha böyle çirkin bir şey yapmalısın. Doğru. Makyajda da öyle hakikaten aynı düşünüyorum. Çanta da başka bir dünyadan geldi, başka bir galaksi. Ay Gizem, ay Gizem, ay Gizem. Ben sana bu notu vermek istemiyorum ama sen bana
başka bir şey... Tamam, ben düzeltirim. Haydi düzelt. Düzeltirim. Gerçekten inanın, gerçekten moralimi bozmak istemiyorum. Hani gülmemin sebebi... Morali bozma, o, daha iyi olmaya çalış. İnanın arka tarafa da gidip bir şey söylemeyeceğim. Birinci sezonda yaptığımı yapmayacağım. Önceden ağlardım, moralim çok bozulurdu. Ondan daha iyiydim falan. Bunları hiç yapmıyorum çünkü yaptığımda kendimi yıpratmış oluyorum. İnanın bana, o yüzden hiç ihtiyacım yok Nur Hanım. Sizi de çok seviyorum, hepinizi biliyorsunuz. Yapmıyorum öyle şeyler valla. Çok da içime oturursa burama söylerim Nur Hanım ama artık böyle böyle derim gerçekten. Ama inanın yapmadım yani. Hani ve iki gündür çok yorgunum. Ne yapalım da yaşa anam. Kendimle uğraşıyorum zaten. Bir başkasıyla uğraşacak halde değilim. Ay ben anladım seni. Ah ah ah. Ama yine çok tatlı değil miyim? Ay sana şarkı yollarım sonra. Tamam olur. İncirler olana kadar kalsaydım. Ay onu yollamayın bana. Onun anısı var bende, yollamayın. Ne yollayayım? Gitti de gittiğimi yollayayım. O olur bak, o olur. Sevgilim gitti. Olur. Hoş geldin. Hoş buldum. Gözüm kamaşıyor, bakamıyorum. Benim de öyle, açamıyorum gözlerimi şu an. Kelimelerim kifayetsiz, yetersiz. Zaten söylenecek her şeyi söylediler. Bu sezonun, bu All Star'ın da cümlesi sizin kendi aranızda, hepiniz adına söylüyorum. Yüksek puan alırsanız kendiniz başardınız. Düşük puan alırsanız jüri size haksızlık etti oluyor. Bu cümle sürekli dolanıyor kuliste, biliyorum. Kimse size haksızlık etmiyor. Etmez zaten. Kötü giyinmişseniz rozeti alırsınız. Kaldı ki buranın en ağlak, en duygusal insanı Tuğçe bile dün senin verdiğin tepkiyi vermedi rozet takıldığı için. Evet, kötü giyinmiştin dün. Ve o rozeti onların, o üç, çıkan üç kişinin içinden en fazla sen hak ediyordun ve kaldı ki sen buraya defalarca geldin ve biz seni yine kurtardık. Yani kurtarınca doğru karar veriyoruz da rozeti takınca mı haksızlık etmiş oluyoruz? Hayır, ben sadece dün kendimce fikrimi söyledim. Ya sizi eleştirmedim. Ben kendi fikrimi sesli olarak ifade etmek çok istedim. Çok istekli taktınız Kemal Bey dedin ya rozeti. Ama evet, bozuldum çünkü. Tabii ki mutlu değilim siz ama bana hani böyle biraz gülerek taktınız gibi geldi. Benim de moralim bu. Niye Kemal Bey bu kadar gülüyor diyorum. Gülsem dert, gülmesem dert, çileli başım, ne yapacağımı şaşırdım inan. Kemal Bey, oradan çok güzel görünüyorsunuz. Orada gülün ama bunu takarken rica ediyorum. Dram mı yaşayayım? Dram mı yaşayayım onu takarken? Aşkım, ona böyle yapacaksın bu zaman, gideceksin. Ay Gizem, çok üzgünüm. Ay, evet, üzgünüm. Evet. İyi, bundan sonra kime rozet takarsam takayım ağlayacağım yanında. Yok, o kadar. Gözyaşlarına boğulacağım. Anime karakterler gibi olacağım adeta. Yine de kırdıysam affedersiniz. Kırdım. Ama sesli düşündüm. Kırıldım. Tamam, affedersiniz. Teşekkürler. Ciao. Çok renkli bir gündü. Bana müsaade. Görüşürüz.